Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Şu anda sizlere Manisa Demirci'den seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de Özkul Halı'nın konuğu olduk. Yanımızda firma yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Rıza Özkul bulunmakta. Bakalım bizlere sektörleri ve çalışmaları hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar? Ve ben hemen Ali Rıza Bey'e dönmek istiyorum. Merhabalar efendim. Merhaba. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Biz Özkul Halı olarak Demirci'de 1912 senesinde kurulmuş bir firmayız. Bu sene 102. senemize giriyoruz. Daha nice yüzyıllarınız olsun efendim. Ta dedelerimizin babası bu işe başlamış. Hı hı. Balkan Harbi'nden yaralı olarak geliyor. Gazi olarak geliyor. Ve o tarihten itibaren halıcılığa başlıyor. El halısı tabii. El tezgahlarında dokunuyor o zaman için. Evet. Bu tabii 1935 yıllarına kadar böyle devam ediyor. Sonra 1935'te dedem İstanbul'a, Kapalı Çarşı'ya bir mağaza açıyor. Ve halılar gene burada üretilmeye devam ediyor. Tabii nakliye problemi var o zaman için. Develerle buradan Balıkesir'e kadar. Balıkesir'den Bandırma'ya trenle gidiyor. Bandırma'dan da vapurla Sirkeci'ye. Sirkeci'den de Kapalı Çarşı'ya at arabalarıyla halılar taşınıyor. Bu şekilde 10 senelik orada bir mazimiz var. Peki efendim, burada bünyeniz dahilinde yapmış olduğunuz hizmet ve çalışmalar nelerdir? Kısacası bizlere ve izleyicilerimize aktarır mısınız? Evet. Burada biz sadece cami halısı üretiyoruz. Onun dışında başka bir halı yapmıyoruz. Talep gelse bile yapmıyoruz. Çünkü o konuda biz yoğunlaştık ve uzmanlaştık. Dünyada 45 bin civarında referansımız var. Yani bayağı geniş bir portföyünüz var. Türkiye'nin hemen hemen yarısından fazlası camileri bizim halılardır. İstanbul'un bütün tarihi camileri diyebilirim bizim halılardır. En kalabalık ve en yoğun trafik olan camiler hep denenmiştir. Başka halılar denenmiştir ama uzun ömürlü olmadığı için tekrar bize dönüş oldu. Hepsinde denendi bunlar. Evet. İşte Eyüp Sultan gibi, Süleymaniye gibi, Edirne Selimiye gibi, Bursa Ulu Cami gibi, Ankara Hacı Bayram Camii gibi çok yoğun ziyaretçi akınına uğrayan camiler hepsi bizim halıdır. Peki efendim, özelliği nedir bu halılarınızın? Sırrı şimdi, nedir? Evet. Ben sizden öğrenmek istiyorum. Tabii. Şimdi cami halısı dünyadaki diğer halılara benzemiyor. Çünkü hep aynı noktada insanlar sıra tutuyorlar. Evet. Ve dizlerini namaz esnasında, namaz hareketleri gereği dizlerini halıya vuruyorlar. Oralarda, ayak basılan yerlerde olur ve secde yapılan yerlerde tabii ki aşınmalar oluyor. Bunları göz önüne alarak biz bazı terbiye işlemleri yapıyoruz. Bunlar özel makinalarla, kendi ürettiğimiz makinalarla yapılıyor. Onun için başka bir halı, bizim halı kadar camide uzun ömürlü olmuyor. %100 yün olması, sağlıklı olması, alev almaz özelliği olması, antibakteriyel olması, yünün üstünlükleri bunlar. Şu anda bizim 55 senelik bazı camilerde, İstanbul'un bazı camilerinde 55 sene önce yapılmış halılarımız hala kullanılıyor. Ne kadar güzel, 1964 senesinde ilk halımız Sultanahmet Camii'ne ilk seccadeli halıyı koyduk. Ondan sonra biz tamamen cami halısına döndük. Evet. Daha önce ev halısı, cami halısı karışık üretimi yapılıyordu. Tabii Türkiye'nin ilk halı tezgahını getiren firmayız aynı zamanda. 1952 senesinde Almanya'dan ilk dokuma tezgahını getiren firmayız. O zaman Demirci'de elektrik yoktu. İzmir'e kurduk makineyi. İzmir'de 2 sene çalıştı. Sonra buraya elektrik gelince buraya taşıdık tekrar. Hı hı. Peki efendim, o çalışmalarınızı icra ederken bünyeniz dahilinde kaç kişilik bir personel kadrosuyla hizmet verdiğinizi sizlerden öğrenebilir miyiz? Şu anda 110 personelimiz var. Bu şekilde çalışıyoruz. Günlük ortalama 500 metrekare üretimimiz var. Hı hı. Tabii bütün işlemleri fabrikamızın bünyesinde yapak yün ham olarak geliyor. Boyaması, ipliği, dokuması. Ve Ar-Ge çalışmaları da burada bünyeniz dahilinde tabii, gerçekleşiyor. Çok önemli. Hı hı. Cami halı sektöründe hemen hemen bütün tasarımlar, yeni tasarımlar bizden çıkıyor. Peki efendim, genel olarak bu alanda müşteri portföyünüzü kimler oluşturmakta? Bazı iş adamları var. Hayırsever iş adamları. Dernekler. Bazen de din adamları, çevresi geniş olan din adamları tek başına çıkıp bir caminin halısını yaptırabiliyor. Yani sizin aynı zamanda Türkiye değil, yurt dışında tabii, da yurt çalışma dışında yaptığınız var. Müşteri portföyünüz gayet zengin değil mi? Tabii. Yani Mısır'ın en büyük camileri,
işte Arap ülkelerinin hemen hemen tamamı, yaklaşık 44 ülkeye bugüne kadar ihracat yapılmış. Amerika, Avrupa ülkeleri dahil, Kanada dahil, Avustralya, özellikle Almanya ve Fransa gibi Türk işçilerinin yoğun olduğu yerler. Bir de İngiltere, evet. Pakistan ve Hindistan'dan zamanında göçmüş göçmenler, Müslüman göçmenler İngiltere'den bayağı bir talep geliyor. Çok güzel. Peki efendim, ben hemen biraz da bu ürünlerinizin fiyat politikasına değinmek istiyorum. Burada sizi tercih eden tüketiciye sağlamış olduğunuz, sunmuş olduğunuz kolaylıklar ve fırsatlar nelerdir Ali Rıza Bey? Yani ürünlerimiz tabii fiyat olarak rakiplerine göre pahalı piyasada. Ama müşterilerimiz genellikle referanstan geliyor. Yani yıllarca kullanılmış bir camide halımızı görüyor. Tabii halıyı görünce artık başka bir reklama gerek kalmıyor. Evet. O bakımdan fiyatımız yüksek de olsa bizi tercih ediyor. Marka tanınmış ve güven sağlamış durumda şu anda bütün dünyada ve Türkiye'de. O bakımdan çok şükür satış problemimiz yok. Yani ürünlerinizin kaliteli oluşu, sizin evet. güvenilir bir firma oluşunuzda tabii. tabii müşteri portföyünüzü bir kat daha artırmış tabii. oluyor. Peki efendim, ben devam ediyorum ve hemen sormak istiyorum sizlere. Özkul Halı olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz arasında neler yer almakta? Kısacası bizler sizi ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz Ali Rıza Bey? Biz cami halı sektöründe kaliteyi, tasarımları, renkleri geliştirmek üzere çalışmak istiyoruz. Bunun dışında bir başka bir dala girmek istemiyoruz. Bazı problemler var, henüz halledilmedi. Onların üzerinde duruyoruz. Mesela secde yerlerinde insanlar anılarını halıya koyduğu zaman sürekli oraya günde 5 vakit namazda defalarca oraya alın konulunca açık renklerde orada bir lekelenme var. Bunun evet. çaresini şu anda tam halletmiş değiliz. Oraya bir değiştirilebilir kağıt havlu gibi bir şey veyahut da ne bileyim bir bez gibi bir şey düşünüyoruz ama onu oraya tutturma şu ana kadar tutturmak için bir çare bulamadık. Onun üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bu şekilde cami halısındaki pazarımızı bütün dünyaya daha da yaymak için uğraşıyoruz. Özellikle Malezya, Endonezya gibi ülkelere girmeyi düşünüyoruz. Oralarda birer ofis açmayı düşünüyoruz. Inşallah. İnşallah en kısa zamanda da bu hedeflerinize muvaffak olursunuz diyorum ve hemen sektörel bazda yaşamış olduğunuz sıkıntılarınıza ve zorluklarınıza değinmek istiyorum. Her sektörde olduğu gibi muhakkak sizin sektörünüzde de yaşamış olduğunuz belli başlı bir takım sıkıntılarınız, tabii. zorluklarınız muhakkak vardır. Nelerdir evet. bunlar? Sektörün sıkıntıları tabii en büyük problem halının çok iyi bir şekilde döşenmesi. Bunun için ekiplerimiz var. Bunlar Türkiye içinde dolaşıyorlar. Tabii bazen gelen talepler arasında mesela Hakkari'nin bir köyünden küçücük bir cami talepte bulunuyor bizden. Biz bunu geri çevirsek olmayacak. Ama 50 metrekare bir cami içinde oraya gitsek masrafı çok oluyor. Fakat biz ona bakmıyoruz. Artık küçük büyük ayırmıyoruz. Hepsine de gidiyoruz. Şimdi önemli olan müşteri evet, memnuniyeti de, değil mi efendim? Tabii. Müşteri memnuniyeti çok önemli. Bir de tasarım konusunda tabii çok fazla taklit ürünler piyasaya çıkıyor. Tasarımların ilk çıkaran firma Türkiye'de biz olduğumuz için bu biraz tabii bize zor geliyor ama yine de orijinal her zaman taklitin önünde oluyor ve bizim markamız bu taklitçilikten dolayı bir itibar kaybetmedi bugüne kadar. O bakımdan rahatız biraz. O zaman ne diyoruz? Taklitlerimizden evet. sakınınız diyoruz evet. değil mi buradan evet. herkese? Peki Ali Rıza Bey, ben hemen sormak istiyorum. Burada bünyeniz dahilinde kalifiye eleman bulma zorluğu ya da sıkıntısı yaşıyor musunuz efendim dönem dönem? Kalifiye elemanı hep kendimiz yetiştirdiğimiz için yani yedekli olarak çalışıyoruz. Emekli olması yakın olanların önceden alıyoruz o boşluğu doldurmak için. Askere gidecekse personel onu önceden alıyoruz. Bu şekilde şu anda bir sıkıntımız yok. Peki efendim, buradan son olarak bizlere ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani cami halısı alacak olan veya cami halısı ile ilgilenen kişiler daha çok böyle reklam sözlerine, tezgahtarlık laflarına değil de firmanın yaptığı işlere baksınlar diyorum. Evet. Ve yünü tercih etsinler diyorum. Maalesef şu anda Türkiye'de akrilik diye bir malzeme var.
dünyanın her yerinde, Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, toplu mekanlarda bu malzemenin kullanılması yasak. Ama Türkiye'de şu anda ne Diyanet'in ne de herhangi bir bakanlığın bu mevzuda bir bilgisi yok. Ve onun için bu malzemenin kapalı mekanlarda, kalabalık mekanlarda kullanılması yasak diye bir şey yok. Yani Türkiye'de, halkın bilinçlenmesi evet, gerekiyor. %100 yün ve alev almaz özelliği olan, gerçekten alev almaz özelliği olan halıları tercih ederlerse tabii ki ileride herhangi bir yangın tehlikesine karşı önlemlerini de almış olacaklardır. Tabii. Ve buradan da sizi tercih eden tüm müşterilerinize bir teşekkürlerimizi bildirelim değil mi Ali Rıza Bey? Tabii teşekkür ederiz hepsine. Özellikle bizim halıyı tercih etmiş ve başkalarına da tavsiye etmiş olanlara bizim esas müşterimiz onlar. Özellikle onlara teşekkür ediyoruz. Peki efendim, bizler de size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Daha nice uzun yıllar sizlerle olsun Ali Rıza Bey. Eksik olmayın, sağ olun. Sizler de sağ olun efendim. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Manisa Demirci'den, Özkulada'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşça kalın.